Vatan her şeyden önce kişi nerede doğarsa doğsun, onun doğduğu veya doyduğu yer değildir. İslam'ın hakim olduğu yerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde Kabe'nin bulunduğu özellikle belki vatanların en güzeli olduğunu düşündüğümüz Mekke ile kendisini ne yapmadı? Sınırlandırmadı. Orayı vatan olarak kabul etmedi. İslam'ın hakim olduğu Medine'yi Mekke fethedildikten sonra bile vatan olmaya, vatan kabul etmeye devam etti. Bugünkü tabirle Allah Resulüne bugünkü zihniyetin yakıştıracağı ifade vatan hainidir. Çünkü doğduğu, içinde yaşadığı şehre karşı savaş yapmıştır. Oranın kanunlarını değerlen itibara almamış. Orası için fedakarlık yapmamış. Mekke'nin yönetimini, Mekke'nin uyguladığı şartları ölçü kabul etmemiş. Ona karşı mücadele etmiştir. Bugünkü ifadeyle teröristtir. Bugünkü ifadeyle vatan hainidir. Ama vatan nedir? Hainlik nedir? onu değerlendirdiğimizde Allah Resulüne ve Allah Resulünün yolundan giden insanlara böyle bir şeyi atfetmek elbette cürümlerin en önemlisidir. Dediğimiz gibi vatan Allah'ın dininin hakim olduğu bir yerdir. Misal, bugün Amerika'da İslam hakim olsa, orada İslam devleti olsa, söz gelimi Türkiye ile de, bugünkü Türkiye ile Amerika savaşsa kimin safında yer almamız gerekir? E vatanın neresi? Vatanım doğduğum yer değil. Yunanistan'da doğmuş olabilirdim. Rusya'da doğmuş olabilirdim. Orası için savaşmak mı kutsal olacaktı? Orası için mücadele edip ölmek, şehit olmak demek miydi? Yani benim doğduğum yerin kutsal olması söz konusu olursa senin doğduğun farklı yer de senin için kutsal olacak. Halbuki bütün arz Allah'a aittir, Allah'ındır. Ve melekler e, hicret etmeyenlerin e, müstezaflar gibi e, bulunduğu yerde zulüm içerisinde yaşamayı tercih edenlerin canlarını alırken Yeryüzü geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? Diyecekler. Onların canlarını çok sıkıntılı bir şekilde alırlarken. Kur'an öyle diyor. Bütün arz Allah'ın ve biz nerede İslam'ı daha uygun şekilde yaşayabilirsek orayı tercih etmek durumundayız. Ve ülkeler ikiye ayrılır bu anlamda. Yani vatan ikiye ayrılır. Vatan tabiri kullanılacaksa, birisi e, Darul İslam, birisi Darul Küfür, Darul Harp, Darul Şirk dediğimiz İslam'ın hükmetmediği yerler. Vatan kelimesi Kuranda geçmez, e, bu anlamda Dar kelimesi geçer. Yani İslam yurdu veya e, harp yurdu, küfür veya şirk yurdu diye. Evet. Dolayısıyla içinde Allah'ın dininin hakim olduğu yer İslam devletidir, yani İslami bir vatandır. Eski tabirle Darul İslam'dır. Allah'ın indirdiği hükümlerin tatbik edilmediği yerde İslam yurdu değildir. Müslümanların mücadele etmek, savaş yapmak zorunda olduğu bir ülkedir.